Değerli vatandaşlarım, Kayseri'nin Level ilçesindeki Öksüt Madenciliğe ait altın madeninin altın döküm odasında 28 Şubat 2022 günü yüksek miktarda cıvı tespit ediliyor. Gerekli bilgilendirmeler kurum içerisinde en yüksek seviyeye kadar yapılıyor. Buna rağmen hiçbir önlem alınmıyor ve olayın üstü örtülüyor. İşçiler bir dakika bile bulunmamaları gereken ortamda 18 Mart 2022 tarihine kadar ölüm riski altında çalıştırılmaya devam ediliyor. 10 Mart günü maden danışmanı olayı tespit edip tekrar ikaz etmesine rağmen yine tedbir alınmıyor ve işçiler ölüm odasında çalışmaya devam ediyorlar. Kanunen bulundurulması mecbur olan cıva ölçüm cihazı böyle bir altın madeninde nasıl yok? Ama yok işte. Böyle bir altın madenine nasıl ruhsat verilmiş? Verilmiş. Cihazları olmadığı için komşu Himmetdede madeninden emaneten ölçüm cihazı getirilmiş ve yapılan ölçümde yine çok yüksek miktarda ölümcül oranda cıva çıkmış. 10 Mart gününden sonra yapılan ölçümlerde üstelik. Şimdi bakın, tutanağı göstereceğim size. Bu tutanakta şöyle yazıyor ve tarafından saat 14.40'da altın odasında çıkarken kurutma fırın ve davlambaz arasında gri renkte misket tarzında 1,2 PR tespit edilen malzemeyi laboratuvarda götürmek için çıkartmıştır. İmzalar var. İşte bu kadar vahim. Bu kadar insan sağlığını tehlikeye atan, acil bir durumu tespit eden tutanak sonrasında peki ne yapılmış? Hiçbir şey. Aradan 2 aya yakın zaman geçiyor. Hiçbir sorumluluğun vicdanı sızlamıyor. Ve işte şimdi size ikinci tutanağı gösteriyorum. 18.1.2022 tarihli. Toplam net ağırlığı 1112.4 gram. Toplam brüt ağırlığı 1205.1 gram olan cıva 3 ayrı kap içerisinde bertaraf edilmek üzere çevre departmanı sorumlularından kıdemli çevre mühendisi teslim edilmiştir. İmzalar. İşte size bu da 2 nolu tutanak. Böyle bir tutanağa rağmen tek bir gaz maskesi bile dağıtılmamış. Hiçbir iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınmamış. Cıvaya maruz kalan işçilerimize yönelik hiçbir sağlık hizmeti yerine getirilmemiş. Sözüm ona, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları var. Bunlar Centra Gold Öksüt Madencilik firmasının suçunu perdelemeye çalışmaktan maalesef başka hiçbir şey yapmamışlar. Şimdi 3 nolu tutanağa geçiyorum. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu olaydan 20 gün sonra toplanmış ve bu toplantıda bakın kimler var? Tüm şirket yetkilileri. Başta firmanın Türkiye temsilcisi David Allen Bickford. Türk işçisinin, Türk madencisinin kanı, canı bu kadar değersiz. Bir dakika bile maruz kalmaması gereken ortama 20 gün mahkum edilmiş Türk işçileri. Ayrıca sadece onlar değil, bütün çevre kurutma fırınının bacasından çıkan cıva buharından etkilenen insanlarımız var. Bir nevi, abartmadan söylüyorum, ikinci Çernobil ile karşı karşıyayız. Buna da İliç'teki 200 futbol sahası büyüklüğündeki siyanür havuzunda katarsak üçüncü Çernobil. Aslında sorulması gereken soru, bu hiçbir iş güvenliği ve sağlığı tedbiri almadığı belli olan firmaya ruhsatı nasıl verdiniz? Anlaşılan Türkiye'de hiçbir altın madenini denetlemeye tenezzüh etmeyen bir saray iktidarı var. Altın çıksın da nasıl çıkarsa çıksın. 20 gün sonra toplanan kurul raporu şöyle. 28 Şubat 2022 tarihinde ADR Altın Odası operatörleri tarafından temizlik yapıldığı sırada, ki burası çok ilginç, cıva ölçüm cihazı değil, temizlikçiler tespit ediyorlar. 1 kilogram yani 1000 gram ağırlığında cıva toplandığı belirtildi ve bunun proses yönetiminde saklı tutulduğu görüldü deniyor. Peki ne yapılmış? İnanmayacaksınız. İşçiler izne çıkarılmış. Yani ölmeye gönderilmişler. Kurum doktoru ne yapmış? Hastanede yer yok, bekleyin diyerek işçileri 10 gün oyalamış. Kanlarındaki ve idrarlarındaki cıva seviyesinin düşük çıkması için. Şimdi sizlerle geç kalınan ve yanlış yöntemlerle alınan tahlil sonuçlarını paylaşacağım. Gerçekten çok üzüntü verici tahliller. Bu tahlil raporlarından onlarca var.
Zafer Partisi Ankara İl Disiplin Kurulu üyemiz Avukat Ufuk Doğan bu durumu tespit etti ve ölüme mahkum edilen işçilerin avukatlığını üstlendi. Soma faciasının yıl dönümünde Avukat Doğan hiçbir şüpheye mahal vermeyecek delillerle beraber savcılığa suç duyurusunda bulunmasına rağmen aradan 7 uzun gün geçtiği halde, bu arada da civa buhar yayılmaya devam ediyor. Savcılık daha hiçbir işlem yapmadı. Tabii bir konuya da işaret edelim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri ve Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum. Çünkü Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şehsuvaroğlu Bey'in bakanı bizzat uyarısması üzerine bir teftiş başlatıldı. Tabii yapmaları gereken sadece teftiş değil, bunun ötesinde bu olayın hiç gerçekleşmemesini sağlayacak tedbirler almaları gerekiyordu. İnşallah teftiş istikametinde insanımızı öldürmeye teşebbüs sayılabilecek bu suç cezasız kalmayacak. Ancak size söz veriyoruz, Zafer Partisi iktidarında ne Anadolu coğrafyası bu şekilde saldırılara maruz kalacak, bakın saldırı diyoruz buna, ne de Türk insanının canı Kanadalı, Alman veya Fransız işçiden ucuz olacak. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bizim için dünyadaki en değerli ülke Türkiye ve en değerli insanlar Türkler.